Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Medyen ahalisine de içlerinden biri olan Şuayb'ı gönderdik. Ey benim halkım dedi. Yalnız Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka tanrınız yoktur. İşte size Rabbinizden açık delil geldi. Artık ölçüyü, tartıyı tam yapın. İnsanların haklarını eksiltmeyin. Halka haksızlık etmeyin. Ülkede düzen sağlanmışken fesat çıkarıp huzuru bozmayın. Bana inanıp bu dediklerimi yapmanız sizin için elbette hayırlıdır hem öyle tehditler savurarak yol başlarını tutup Allah'a iman edenleri Allah'ın yolundan çevirmeyin ve bu yolun eğri büğrü olduğuna dair şüpheler verip halkı yanıltmayın. Hem düşünün ki bir zaman siz sayıca pek az idiniz. Öyleyken Allah sizi çoğalttı. Ülkeyi bozan o müfsitlerin sonunun nasıl olduğuna bakın da ibret alın. Eğer benimle gönderilen gerçeğe, içinizden bir kısmı inanıyor, bir kısmınız inanmıyorsa, eh ne diyeyim, o halde aramızda Allah hükmünü verinceye kadar bekleyin. Zaten hüküm verenlerin en iyisi odur.'' Halkından kibirlenen eşraf grubu, Bak şu ay, dediler. Yeminle söylüyoruz. Ya dinimize dönersiniz, ya da seni de, sana inanan taraftarlarını da, ülkemizden süreriz. Şuayb şöyle cevap verdi. Peki, istemesek de mi dinimizden döndürüp süreceksiniz? Ya istemezsek ne olacakmış? Allah bizi sizin o batıl dininizden kurtardıktan sonra kalkıp tekrar dininize dönecek olursak Allah'a büyük bir iftira atmış oluruz. Allah göstermesin. Sizin inancınıza dönmemiz kesinlikle mümkün değil. Rabbimizin ilmi her şeyi kapsar. Biz yalnız Allah'a dayanırız. Ey bizim Rabbimiz bizimle şu halkımız arasında sen adil hükmünü ver. Haklı haksız açığa çıksın. Sen elbette hüküm verenlerin en iyisisin. Kavminden inkara sapan ileri gelenler, eğer şuayba uyacak olursanız, kesinlikle perişan olursunuz, diye tehditte bulundular. Derken, şiddetli bir deprem Onları kıs kıvrak yakaladı ve derhal oldukları yerde çöke kaldılar. Şuayb'ı yalancı sayanlar onlar değildi sanki vatanlarında şen şakrak dolaşanlar. Şuayb'ı yalancı sayıp perişan etmek isteyenler asıl perişan olanlar işte onlar oldular. Gördüğü müthiş manzara karşısında Şuayb yüzünü üzüntüyle öteye çevirip, Zavallı halkım dedi. Ben size Rabbimin buyruklarını tebliğ etmiştim. Sizin iyiliğinize çalışmıştım. Size öğütler vermiştim. Artık böyle nankör, böyle kafir bir toplum için, ne diye üzülüp kendimi harap edeyim? Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. O da onlara, Ey halkım dedi. Yalnız Allah'a ibadet edin. Çünkü sizin O'ndan başka tanrınız yoktur. Hem ölçü ve tartıyı eksik tutmayın. Ben sizin bolluk içinde olduğunuzu görüyorum. Ama böyle devam edecek olursanız sizi azapla kuşatacak olan bir günden korkuyorum. Ey halkım, ölçü ve tartıyı dengi dengine tam tutun. Halkın hakkını yemeyin ve ülkede müfsitlik ederek fenalık yapmayın. Eğer mümin iseniz, Allah'ın helalinden bıraktığı kar sizin için daha hayırlıdır. Ben sadece sizin iyiliğinizi düşünerek öğüt veriyorum. Yoksa sizin üzerinizde bir bekçi değilim. Vahid dediler. Atalarımızın taptıkları tanrılarımızı terk etmeyi, yahut mallarımız konusunda istediğimiz şekilde davranmamızı senin namazın, ibadetin mi emrediyor? Aferin, amma da akıllı, uslu bir adamsın ha. Vâib, ey halkım dedi. Ya ben, Rabbimden gelen, açık deliyle dayanıyorsam ve o, kendi katından bana güzel bir nasip lütfetmişse, ona nankörlük etmem doğru olur mu? Hem ben sizi bir takım şeylerden men ederek, kendim onları işlemek istemiyorum ki, İstediğim tek şey, gücüm yettiğince ortamı düzeltmektir. Muvaffak olmam sadece Allah'ın yardımı ile olur. Onun için ben de yalnız O'na dayanıyorum, O'na yöneliyorum. Ey halkım! Bana muhalif olmanız, sakın sizi Nuh halkının yahut Hud halkının veyahut Semut halkının başına gelen felaketler gibi bir musibete uğratmasın. Lut kavmi ise zaman ve mekan bakımından zaten uzağınızda değil. Bari onların başına gelen felaketten ibret alın. Rabbinizden af ve mağfiret dileyin. Sonra günahlarınızdan tövbe edip ona sığının. O sizi affeder ve korur. Çünkü Rabbim rahimdir ve duttur. Pek merhametlidir. Kullarını çok sever. Halkı ise Şuayb dediler söylediklerinin çoğunu anlamıyoruz, kabul etmiyoruz. Hem içimizde seni pek zayıf görüyoruz. Eğer senin üç beş kişilik akraba grubunun hatırı olmasaydı, seni taşa tutar, linç ederdik. Bizim nazarımızda senin hiç önemin yoktur. Raib, ey milletim! Demek, akrabam sizin nazarınızda, Allah Teala'dan daha mı kıymetli ki, siz onun buyruklarını arkanıza atıverdiniz. Ama şunu hiç unutmayın ki, Rabbim, yaptığınız bütün şeyleri ilmiyle ihata etmektedir. Ey milletim! Siz var gücünüzle elinizden geleni yapın. Ben de vazifemi yapıyorum. Zelil ve perişan eden azabın kime geleceğini ve asıl yalancının kim olduğunu yakında bilip öğreneceksiniz.'' gelecek azabı gözleyip bekleyin. Ben de gözlüyorum. Azap emrimiz gelince, tarafımızdan bir lütuf olarak, şuayb ve beraberindeki müminleri, o azaptan kurtardık. Zulmedenleri ise, o korkunç ses bastırıverdi de, diyarlarında çöke kaldılar. Sanki hiç orada yaşamamış gibi oldular. Evet, Semut halkı defolup gittiği gibi, Medyen halkı da defolup gitti. Şuayb onlara şöyle dedi. Hala inkar ve isyandan sakınmayacak mısınız? Ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin. Bu hizmetten ötürü sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretimi verecek olan ancak Rabbül Alemin'dir. Şuayb Onlara şöyle dedi: "Hala inkar ve isyandan sakınmayacak mısınız? Ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin. Bu hizmetten ötürü sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretimi verecek olan ancak Rabbü'l-alemindir." Şuayb onlara şöyle dedi: hala inkar ve isyandan sakınmayacak mısınız? Ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin. Bu hizmetten ötürü sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretimi verecek olan ancak Rabbül Alemin'dir. Şuayb onlara şöyle dedi. Hala inkar ve isyandan sakınmayacak mısınız? Ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının da, bana itaat edin. Bu hizmetten ötürü sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretimi verecek olan, ancak Rabbül Alemindir. Şeyi tam ölçünde, eksik ölçüp, hak yiyenlerden olmayın. Doğru terazi ile tartın. Halkın hakkından bir şey kısmayın. Ülkede bozgunculuk yaparak nizamı bozmayın. Doğru terazi ile tartın. Halkın hakkından bir şey kısmayın. Ülkede bozgunculuk yaparak nizamı bozmayın. Bizi de, sizden önceki nesilleri de yaratan Rabbinize karşı gelmekten sakının. Sen dediler, bir sihirin etkisine kapılmışlardan birisin. Bize hiçbir üstünlüğün yok. Sen de bizim gibi bir insansın.'' Doğrusu biz seni yalancılardan sanıyoruz. Eğer peygamberlik iddiasında doğru isen, haydi gökten üstümüze bir parça düşür. Üstümüze azab indir. Şayb, Rabbim sizin yaptıklarınızı çok iyi biliyor, dedi. Hasılı, onu yalancı saydılar. Bunun üzerine, o gölge gününün azabı onları bastırıverdi. Gerçekten o, müthiş bir günün azabıydı. Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Onlara dedi ki, Ey benim halkım! Yalnız Allah'a ibadet edin. Ahiret gününü bekleyin. Ve ülkede fesatçılık yaparak düzeni bozmayın.